Ben sporlar çok popülerdi ve belki hepimizin yaptığı şeylerdi. Ben onu belki de biraz böyle romantize ettim yani geçmişimde, çünkü gerçekten çok hevesle yaptığım bir şeydi yani. Ta ana ölüm de olabilir. Yani mesela bizim işte medeni değerleri temsil ettiğini düşündüğümüz ülkeler bugün bir kapanma sürecindeler. Ve bizim bu medeni değerler dediğimiz şey aslında açıklıkla, paylaşımla ilgili. Kendi kendini öldüren bir süreç yani. Narkissos biraz bu bakımdan şeyi temsil ediyor dediğim gibi. Bu kendine aşık ve ölmekte olan, körleşmekte olan, bu zaman karar yoluyla başlanmıyor bence, bilmiyorum. Öyle başlayan sanatçılar da vardır. Fakat bende durum biraz yaşamımla, günlük yaşamla iç içe geçmiş durumda. Ne zaman mesela sürekli resim düşünüyorum ya da bu şey düşünüyorum yani sanatımla ilgili. Onu uygulamaya geçtiğim an zaten günlük hayatımın bir parçası oluyor. Bazen dediğim gibi yeni bir işe başladığınız an birçok şey sizi buluyor. Yani konu sizi buluyor. Ve bir şekilde kendi anlamlarını üretiyor diyeceğim, ama o anlamlar zaten bizim içimizdeler. Yani bir çeşit uyanıyorlar diyeyim yani. O yüzden, çünkü çoğu zaman böyle bizi yeni bir resim yapmaya iten şeyin ne olduğunu tam olarak kestiremiyoruz yani. En azından ben kestiremiyorum. Fakat yeni bir işe başladıktan hemen sonra bir performatif bir süreç o. O sürenin içinde birçok şey işte silsile halinde zihninizde canlanıyor. Tabii ki psikolojik, çünkü sonuçta sanat bir çeşit süblimasyon olayı. Yani süblimasyon çok açıklayıcı bir kavram. Eskiden orta çağda simyacıların kullandığı, şimdi psikolojide kullanılan bir kavram, yüceleştirme anlamında. Ama simyacılar diyelim kömürü damıtıp buharlaştırarak altına çevirmeye çalışıyorlarmış. Bu yani olumsuz bir, negatif bir nüveyi olumlu hale dönüştürme çabası. Sanatın kendisi yani bir nevi psikolojiyle alakalı olmaması imkansız. Çünkü diyelim ki çocukluğunuzda yaşadığınız bir travmayı olumlu bir deneyim olarak bugün tekrar canlandırıyorsunuz. Yani mutlaka psikolojiyle çok yoğun ilgisi var. Yani çoğu zaman mesela sanat eserini açıklamak için farklı disiplinlerden faydalanıyoruz. Psikoloji bunların başında geliyor yani, disiplin olarak. Ben normalde seriler halinde üretiyorum. Diyelim ki 20 ya da 30 çalışmadan oluşan bir seri 2,5-3 sene içinde kendini gösteriyor. Yavaş yavaş bir bağlam oluşuyor. O bağlamı ilk başta çok kontrol etmeden, spontane ve otomasyona bağlı yani, kendimi bırakarak oluşturuyorum. Fakat belli bir noktadan sonra o kendini dayatıyor dediğim gibi. Ben işte bunu eskiden beri hep savunurum. Sanatçının eserine müsaade etmesi gerekir. Çünkü eserin kendisi, yani bu eylemin kendisi çoğu zaman bireylerin mental durumlarından daha güçlüdür. Yani koca bir resim tarihi var mesela. Koca bir şey ya da çok büyük bir üretim var bütün dünyada. Bunun kolektif gücü sizin bireysel olarak müdahalenizin üzerinde. O yüzden kendinizi bıraktığınız an mutlaka o kendi bağlamını bulur yani. Bende de öyle oluyor. Mesela belli çalışmaların ortaklığından bir tema çıkıyor ortaya. Sonra o tema başka çalışmaları getiriyor ve sonunda bir konsepte bağlı sergi çıkıyor. Bu da öyle oluştu. Ben çok farklı teknikler çalıştım hayatım boyunca. Bilinen resim medyumlarının neredeyse hepsini kullandım. Bu sergide biraz hepsinin şeyi var, özeti var gibi diyebilirim. Çünkü büyük boyutlu sulu boya çalışmalarım oldu. Yağlı boya, akrilik, karışık teknik, kolaj yaptım, asamblajlar yaptım. Bu sergide birçok çalışma önce işte sulu boya, ekolinler vesaire, değişik likit tekniklerle başlayıp sonra yağlı boyayla devam eden çalışmalar oldu. Klasik tuval üzerine yağlı boyalar var. Ve birçoğunda farklı denemeler var. Yani birazcık o deneysel ruhu korumaya çalışıyorum. Bazen de açık açık göstermeye çalışıyorum. Benim için yeni olan kağıt üzerine yağlı boyayla çalışıp sergilemek oldu. Daha önce denemelerim olmuştu, ama bu sergide kadar yoğun biçimde kağıt üzerine yağlı boya çalışmalar sergilememiştim.
Tabii. Yani bu resim, bu sergideki işlerin ele aldığı temaları biraz özetleyen ya da hepsini barındıran bir resim gibi. Çünkü tema çok beğenildi. Ben de normalde kendi açtığım sergileri beğenmeyen biri olarak, yani beğenmem normalde. Bu sefer farklı bir şey oldu. Sadece o geri dönüşlerden değil, beni de şahsen içten tatmin eden bir şey, sergi oldu. Normalde çünkü belli bir sürece dayanıyor çalışmaları bitirmeniz. O süre içinde bazen çalışmalar gözünüzden düşmüş oluyor, fakat sergilenmeye ve görülmeye devam ediyorlar. Bu sefer hayatımda ilk defa böyle bir his yaşamıyorum, yani tersini yaşıyorum. Sergide onları bir arada görmek benim için de bir şey oldu. Bir çeşit, nasıl diyeyim, olumlu bir deneyim oldu. Bazen yabancılaşıp böyle yabancı bir gözle, çünkü atölyede çalıştığınız zaman aynı şey olmuyor. Burada beyaz kübün içinde, yani bir çeşit, ne bileyim, daha steril bir ortamda. Biraz uzak bir nesne gibi görüyorsunuz. İkisi arasındaki bağlantı da çoğu zaman antipatiktir sanatçı için yani. Bu serginin benim için öyle bir özel tarafı var. Çünkü o şey çok uyumlu bu sefer yani.